Sayın milletvekilleri, bazı kentler vardır tarihi dokusuyla ünlüdür. Bazı kentler ekonomik özellikleriyle nam salmıştır. Bazıları da coğrafi güzellikleriyle ünlüdür. İstanbul ise tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran çok özel bir şehir. Ancak ne yazık ki son yıllarda korkunç, vahşi bir rant kavgasına kurban edilmiş durumda. Bilinçli ve kasıtlı değişim büyük ölçüde 2004 yılında başladı. Ruhsat verme yetkisi kaymakamlıklardan alınıp belediyelere verilince iş yeri sayısı Beyoğlu'nda katlanarak arttı. 2005 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi caddedeki ağaçları söküp yerine Çin graniti döşemeye karar verdi. Sonra ondan da memnun olmadı. Onları da söküp bu sefer Türk taşı döşemeye karar verdi. Kamu kaynakları böyle hoyratça harcanırken tabii ki caddeye gelen ziyaretçilerin sayısı ciddi anlamda düştü. 2005 yılında eğlence vergileri binleri geçecek şekilde arttırıldı. Alkollü içki üreten markaların kültürel etkinliklere sponsor olması yasaklandı. Üzerine bir de sigara yasağı getirildi. Tabii bu yasağın faydalarını burada tartışmayacağım ama dışarılara mekanların masa koyması engellendiği için sürekli olarak zabıta ve esnaf karşı karşıya geldi. Tüm bunların ardından bir de Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nin ortasına hançer gibi saplanan, çok lazımmış İstanbul'da yeterince AVM yokmuş gibi bir de AVM dikildi. Eskilerin tabiriyle şahtı şahbaz oldu. Böylece Beyoğlu sakil, rüküş ve bayağı bir semt haline getirildi. Kültür ve sanat, eğlence İstiklal Caddesi'ni terk ederken bu mekan yerini fuhuş ve uyuşturucu mafyasına terk etmiş durumda. Bugün sokaklarda mendil satarak ya da dilenerek yaşamak zorunda bırakılan çocuklar için bunun ne anlama geldiğini bir hep beraber düşünelim. Ama hakkımızı yemeyelim. Sayın Cumhurbaşkanı şikayet ettiği gibi kültürde yeterince ilerleme sağlayamadınız. Bunu yapamadınız ama Cumhuriyet'in aydınlanma kültürünü tahrip etme yolunda önemli bir aşama kaydettiniz. Yerine postmodern, yağmacı, rantçı bir talan kültürü yarattınız ve bununla anılacaksınız. Adı özgürlükten geliyor diye İstiklal Caddesi'ni de tahrip ettiniz.